Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu, hicretten 10 yıl önce Mekke'de doğdu. Babası Hazreti Ömer'le birlikte Müslüman oldu ve onunla birlikte hicret etti. Demek ki 5 yaşlarında Müslüman oluyor, 10 yaşında hicret ediyor. 13 yaşındayken Uhud Savaşı'na katılmak istedi fakat Resulullah Efendimiz onun henüz çok genç olduğunu söyleyerek buna izin vermedi. Hayatının ileriki dönemlerinde birçok savaşlara ve fetihlere iştirak etti. Ebu Eyyub el-Ensari'nin de bulunduğu İstanbul seferine katıldı. İstanbul'un sultanı Eyüp Sultan Hazretleri ile birlikte İstanbul seferine gelmiş Abdullah bin Ömer. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İstanbul'a ayak basmış. Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden sonra halife olması istenen adaylardan biri de İbni Ömer'di. Hazreti Ömer'in oğlu halife olsun diyorlar. Fakat o bu teklifi benimsemedi, kabul etmedi. Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıklara katılmadı. Dini konularda ihmallerini gördüğü idarecileri hemen uyarırdı. Ablası Hazreti Hafsa radıyallahu anha, Resul-i Ekrem'in hanımı olduğu için Efendimizin yakın çevresinde bulunma imkanına sahipti. Bu sebeple sahabilerin görüp duyma imkanını bulamadığı birçok hadisin Müslümanlara ulaşmasını sağladı. Rivayet ettiği mükerrerleriyle birlikte 2630 hadis ile Ebu Hüreyre'den sonra en çok hadis rivayet eden 7 sahabinin ikincisi oldu. Müksirun'un ikincisi. Birincisi Ebu Hüreyre, ikincisi de Abdullah bin Ömer. İbn Ömer aynı zamanda en çok fetva veren 7 sahabiden biriydi. 60 yıl boyunca fetva verdi. Allah razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayat tarzına harfi harfine uyma ve onun emirlerini aynen yerine getirme konusunda bir benzer daha yoktu. İbn Ömer bir gün gördüğü bir rüyayı ablası Hazreti Hafsa aracılığıyla Efendimiz'e arz etti. Efendimizin Abdullah ne iyi insan bir de gece namazı kılsa buyurması üzerine o günden itibaren gece namazını hiç terk etmedi. Resul-i Ekrem'in vefatından sonra ona olan sevgisinden dolayı Fahri Cihan Efendimizin namaz kıldığı yerleri öğrenip oralarda namaz kılar, yürüdüğü yollarda yürür, gölgelendiği ağaçların altında oturur, kurumasınlar diye onları sulardı. Muhabbeti galip olan bir sahabi. Hele Efendimizin selamlaşma konusundaki buyruklarını yerine getirme hususuna pek titiz davranırdı. Hiçbir işi olmadığı halde sadece Müslümanlarla selamlaşmak için sokağa çıkar, büyük küçük karşılaştığı herkese selam verirdi. Abdullah İbni Ömer, ashab-ı kiramın ileri gelen zenginlerindendi. Servetinin fazla birikmesine meydan vermez, eline geçeni yoksullara dağıtırdı. Sahip olduğu şeyler içinde en çok beğendiklerini Allah yolunda kurban edilmek veya sadaka olarak verilmek üzere ayırırdı. En çok beğendiğini Allah için infak ediyor. Bir defasında cariyelerinden birine aşırı sevgi duymaya başlamış, onu hemen azat ederek diğer azatlarından biriyle evlendirmişti. Hürriyetine kavuşturuyor ve yine hür bıraktığı bir erkekle evlendiriyor. En çok sevdiği şeyleri Allah için veriyor. İyi halini gördüğü ve bilhassa namaz kıldığını öğrendiği bütün kölelerini azat etmeye başlamıştı. Çünkü devamlı savaşlara katıldığı için oralardan devamlı ganimetlerden, esirlerden bunlara köleler düşüyor. Bunlar da azat ediyor. Müslüman olan namaz kılanları azat ediyor. Dostlarından biri onu uyarma gereği duydu. Kölelerinden bir kısmının sırf azat edilmek için camiye gittiğini söyleyince ona "Bizi Allah ile aldatmak isteyenlere aldanmaya razıyız." karşılığını verdi. Çeşitli sebeplerle 1000'den fazla köle azat etti. 1000 kişiyi hürriyetine kavuştu. 1000 kişiye hayat verdi. Yani Müslümanlar savaşıyorlar, esir alıyorlar ama o esirler için nasıl bir merhamet gösteriyorlar? Onlar için bu esirlik nasıl rahmet oluyor? O esirler bunları azat ediyor. Bu birçoğu da hidayete ulaşıyor. Köleler işte azat olmak için namaz kılıyorlar. Belki bu vesileyle hidayetle buluşuyorlar. Kibir duygusuna kapılma endişesi sade giyinirdi. Sağlıklı olmasına rağmen az yemek yerdi. Saçları omuzlarına dökülecek kadar uzundu. Sakalını kına ve ketem denilen çivit boyasıyla sarıya boyar. Bu sebeple sakalı kumral bir renk alırdı. Hazreti Peygamber'in de öyle yaptığını söylerdi. Abdullah İbni Ömer 73 Hicri 73 senesinde miladi 692 senesinde 85 yaşındayken Mekke'de vefat etti. Radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun.